Evet, biraz da bölge gündemiyle devam edeceğiz. Daha doğrusu bu dakikadan sonra, bu saniyeden sonra bölgenin gündemine bakacağız sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'ın ufkunu açacak projeden bahsedecek sıradaki haberimiz. Hatta asrın projesi olarak da nitelendiriliyor. Sağlık Endüstri Bölgesi. Afyonkarahisar heyeti ki içerisinde tüm milletvekilleri, Vali Gökmen Çiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve kalabalık bir heyet bugün Ankara'daydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındalardı ve Bakan Mustafa Varank'la görüşüldü. Çok ayrıntılı bir sunum yapıldı ve o projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da tam destek geldi. Afyonkarahisar'ın en önemli projesi olan ve asrın projesi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi için Afyon heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Bölge içerisinde 12 tane hastane, 100'den fazla tıbbi tesis barındırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun başkanlık ettiği heyette Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'la ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol yer aldı. İki tane üniversitemiz var. Dolayısıyla İl Genel Meclisi Başkanı burada, onlar var. Yani tamamen şirket kuruldu. Ziyarette Bakan Mustafa Varank'a Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Tabii ki sağlığın korunması ve geliştirilmesi, koruyucu bakım ile kamuya maliyet dolayısıyla daha da azalacak. Bakan Varank projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak destek verdi. Böylece Afyonkarahisar'ın ufkunu açacak bu projede önemli bir adım atılmış oldu. Evet. Meselenin özü bu.